Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Dondocu Gökay. Şimdi video girişimizi mikrofonsuz yaptık. Yoldayız, koşa koşa muayeneye gidiyoruz. Randevumuza geç kaldık. Trafikten dolayı pazartesi bugün yasaklı. Yasağın kalktığı gün her yer kalabalık. Şimdi muayene istasyonu da aynı şekilde. Koşa koşa gidiyoruz 10. yıl muayene istasyonu muayenemizi yapmaya. Palyomuzu bir kere muayeneye soktuk, bir seferde geçmeyeceğini zaten biliyorduk. Fakat kusurlarını öğrenip o kusurlara göre sokacaktık, biliyorsunuz taktiğimi. Şimdi Hamdi arkadaşımla beraber gidiyoruz muayene, Samet abim kardeşi Hamdi ile beraber muayeneye. Muayene istasyonuna devam edeceğiz inşallah. Biraz camımız da kirli, bunu silemedik kusurları. Su eklemeyi unutmuşuz daha doğrusu. Onun da bir değişik bir düzeni var, onu da göstereceğiz. İnşallah geçeriz, geçmeden önce bir çekim daha yapacağız. Geçtikten sonra da ben güveniyorum geçeceğine, o araba geçer diyenler için de. Geçtikten sonra da muayene kağıdına ne hafif kusurlarını çıkarmış onları göstereceğiz. Hepinize merhaba arkadaşlar tekrardan. Şimdi sıramızı açtırdık. Koştura koştura geldik. O kısımları çekemedik. Zaten o kısmı çekmeye kalkışınca böyle burada görüntü alamazsın, burada çekim yapamazsın. Niye baba ben bir dünya para vermişim, alt üstü bir görüntü çeksek millete bilgilendirici olsa kötü mü olur? Olmaz. Şimdi sıcak da bayağı. Kafe de kapalı. Berberler de kapattı. Su da içemiyoruz. Sıramızı bekliyoruz efendi. Bayağı da müsait bir alan. 10. yıl muayene istasyonundayız bu sefer. Mimar Sinan'da randevu bulamadık. Silivri'de bulamadık. Sinekli'de bulamadık, orada bulamadık, burada bulamadık. En son 10. yıla geldik. Çünkü arabamızın kaporasını aldık. Yetişsin diye. Bu arada gel şurada tarafı gösterelim. Adı lazım değil, baş harfi Hamdi kardeşimiz arabamızı vurmuş. Ama canı sağ olsun, yani hallolmayacak şeyler değil. Bir çamurluktur, düzeltilir. Canına gelmesin. Bu aralar geliyor bir şeyler başımıza ama hadi hayırlısı, inşallah büyükleri gelmez. Yani olur öyle bakalar. Baba arabamızın kaldığı kusurları gösterelim hemen. Şöyle bir dosya vermişler. Kağıt parasını isteyecekler yakında bizden. Bakın şu ağır kusur kısmını çek sadece. Şöyle katlayalım da özel bilgilerimiz gözükmesin. Kapılar, motor kaputu emniyetsiz demişler. İkinci şey çalışmamış. Hız göstergesi çalışmıyormuş. Yakıt boruları emniyetsizmiş. Ön cam yıkama sistemi çalışmıyormuş. Bu ağır kusurmuş. Bak ben de bunu burada öğrendim. Sinyal lambaları falan filan çalışmıyormuş. Biz bu arabayı hiçbir şey yapmadan soktuk, açık konuşayım. Çünkü hani kalacağını biliyorduk, nelerden kalacağını bilmiyorduk. Ona göre yapıyoruz çünkü. Bakın dörtlü ikaz sistemi çalışmıyor. Arka park lambaları, karoser taşıyıcı parçalar, orta sahada çatlak var. Bunlar çürük demek manasına geliyor. Dört tane de zaten alt komple çürük manasına geliyor. Bir dakika da video çekiyoruz. Ondan sonra işte hafif kusur, dikiz aynası ayarlanmıyor falan filan, artı eksi kutlu. Zaptur, step ne yok. Yani önemli şeyler mi? Önemli şeyler ama muayene engel değil. Aslında bana göre bir yanlışlık var yani. Arabanın sinyali yanmasa da hani tamam önemli de, yani stepnenin olmaması daha da büyük bir şey. Yolun ortasında bir yerde kalır, sıkıntılı bir yerde kalır. Adam bırakıp gider orada. Bana göre onlar biraz daha ağır kusur. Stepne mesela olması şart gibi. Elektrik aksamı da tabii gerekli. Ondan sonra tabii çürükler mürükler önemli. Fren sistemi önemli. Lastik. Ya lastikte bir değişik bir sistem var. Yani hiç geçmeyen dediğimiz lastiklerin hemen hemen hepsi geçti şimdiye kadar. %40'ın üstündeki bütün lastikler geçiyor. İşte farı adamı, sinyali, tofaş sinyali hiçbir zaman adam akıllı yanmaz böyle. Biri yanıyor, kendi böyle şöyle bakarak görebiliyoruz tofaş sinyalini. O sinyal geçiyor, örnek veriyorum. Yolda onu kim görecek? İşte yıkama sistemi. Tabii yıkama sistemi gerçi önemli de. Çok da önemli değil. Gerçi yolda bir şey gelse onu şey yapmak. Bakın. Geliyoruz hacı abi. Şu yıkama sistemimize düğme çekmişler böyle, Samet abinin teknolojisi. Bu kısmı muayeneye girdikten sonra göstereceğiz. Sıramız geldi çünkü. Ben sırayı alırken tekrar çek istersen. Şimdi kanala teslim edeceğiz arabamızı. Arkamızda da güvenlik var. Her an bize çekim yapmak yasak diyebilir. O yüzden hiçbir şey söylemiyoruz. Şimdi arabamızın bagaj kısmını açtıracaklar. Kaput kısmını açtıracaklar. O yüzden o kısımları çekerken hani belli etmemeye çalışacağız. Sen de biraz gizli çek. Ulan stopun vidasını bile atmamışsınız ya. Hamdi. Açtım abi. Açtım.
Beyler şimdi çok kişi dedi o araba şöyle geçer böyle geçer 5.000'ler para ver abi o araba adam olur mu ya. Şimdi kanalı eski takip eden arkadaşlar için söylüyorum ki çoğu kimse öyle zaten. Ya biz neleri başarmadık şimdi o kartalı martalı herkes dedi geçmez geçmez. Yani şimdiye kadar bilmiyorum kartal mıydı en zor arabam. Daha bir 1000 beterlerini de geçirdim yani. O konuda korkum yok. Bu arabanın zaten havada karada geçeceğine emindim ben. Şöyle de göster kardeşim. Bu arabanın bu arada kapıda muayene istasyonunda beklerken geçip geçmediğini öğrenmek için uzman gelir buraya pulu yapıştırır. Daha sonra senin evranı yazmaya gider. Bilgisayardan yazdırmaya gider. 2023 şöyle gösterelim. Eski arabada da bu muayene hakikaten önemli. Şimdi yine 2 sayfa verdiler. Olsun 2 sayfa olsun dert olmasın. Pert olsun dert olmasın. 25 tane hafif kusurumuz var. Falan filan onlar bunlar sonra işte film yaptırılmış direksiyon yağ kaçağı var, şanzıman yağ kaçağı var, motor yağ kaçağı var, gaz sistemi yağ kaçağı var, su kaçağı var, o var, bu var, ön camda çatlak var. Bu ön cama da çok kişi geçmez dedi. Baba dediğim gibi pert olsun dert olmaz, çürük olsun dert olmasın, gitsin yüreğine güzel olsun, kalanının önemi yok. Araban baba çiçektir, boyasızdır, hatasıdır, yürümüyordur, sıkıntıları vardır, freni tutmuyordur, vitesi geçmiyordur. Ama bu kadar korkulacak bir şey yok. Bu muayeneye biraz vakit ayırmak gerekiyor. Arabanız, tabii güvenmediğiniz bir arabanız, eski model bir arabası, 2 gün ayırsanız daha faydanıza sizin. Şimdi ben bu arabayı dediğim gibi baba, size tavsiyem bu arabayı götürün baba sokun. Arabanızı bilmiyorsunuz neyin eksik olduğunu, muayeneden de anlamıyorsunuz. Götürün sokun abi, bedava ikinciye sokmak. Arabayı götür sok abi. Sana yazacaklar böyle 3 sayfa 4 sayfa A4 verecekler böyle dosya halinde. Diyecekler ki bunları yaptır gel. Ağır kusurlarını yaptıracaksınız. Hafif kusuru bitirmeye kalksanız o arabayı baştan sona yapmanız gerekir. Bitmez. Ağır kusurları yaptıracaksınız. Ağır kusurlar da örnek veriyorum. Bir tane ufak bir şeyi 3 tane 4 tane yazabiliyorlar. Örnek veriyorum altında komple şey varmış. Altı nasıl yapıldı abi? Macun çekildi. Doğru mu kardeşim? Macun çekildi. Sprey bayağı geçti. Şeyi vurunca levyeyi vurunca geçmiyor macundan. Sıkıntı yok. Gerisinin bir önemi yok. İşte sinyallerimiz falan filan yanmıyormuş. Onlar yandı. Örnek veriyorum mesela şurası vuruk. Gel arkadaşım şimdi bu araba için hani farklı adamlar diyor ki bizim bir arabamız var. Şurası vuruk burası ezik falan geçer mi muayeneden? Hani tipine göre bakıp bu araba geçmez diyen arkadaşlar için. Bak baba burasının vuruk olmasının hiçbir önemi yok. Bu arabanın işlerinde çünkü bunun bir zararı yok. Orası baba vuruk senelerce geç. Senelerce muayeneye sokarsın onu. Yani dış görünüşün tüf türk için bir önemi yok. Önemli olan işleyen. Adamlar benim gibi düşünüyorlar. İşlerine de çok çok dikkat ediyorlar. Güzel bir şey, kötü bir şey değil. Bizim iyiliğimiz için yapıyorlar. Yani bizim iyiliğimizi düşünüp 500 liramızla her seferinde almak ne kadar bir iyilik tartışılır ama burası mesela 10. yıla ilk defa geldim dediğim gibi çok bir şey karşılanmadı böyle. Güvenlik demin demiştim ya. Hani bak arkadaşım çekim yapma falan filan gibi bir şey söylemedi çok şükür. Şöyle gel bir şey yapalım da bu ileri alan arkadaşlar şey yapmasınlar. Hani ki, güvenlik gördüğü halde adam böyle gülümseyerek şey yaptı ama Mimar Sinan'da böyle bundu doğru FBI millet yere yatırıyor üstünü ters kelepçe falan yapıyorlar. Çekme çekme arkadaşım. Burada şükür öyle bir şey yaşamadık. Arabamız hatta tam çıkmasına yakın çalışmadı. İşte LPG'den gaza geçerken bir öksürük tıksırık oldu bu oldu. İtekledik çıkardık şükür adamlar bir şey demedi. Çünkü o dakikaya kadar hani çalışarak girmiş o dakikadan sonrasının bir önemi yok. Arabamızın dediğim gibi çalışmayan bir aksamı olmadığı için geçti. Şükür bir sıkıntı yaşamadık. İşte lastiğimiz yaralıymış dert olmasın. O su yaralıymış bu su yaralıymış dert olmasın. Püskemize sonradan düğme çekilmiş dert olmasın. Bu arada şu şişe kısmını da gösterelim. Bakın. Yani bu bir şeydir. Şunu alır mısın? Nasıl desem pratik zekadır abi. Pratik zeka. Pratik zeka mı derler buna ne derler böyle ya? Sivri zekalıktır yani. Bu sivri zekalık işe yarar. Şunu yakından çeksen arkadaşım bak. Bir tane şişe koyulmuş, içine su doldurulmuş, şu şey hortumu bunun içine bırakılmış. Buradan işlemimizi gördü mü gördü. Geri onun tesisatını yerine koyarız. Bunun deposu muhtemelen delikte. Depo alınır, sahibi isterse almaz. Bu arabayı da beyler, bu arada hani 32.000 TL kaporasını aldım. Kapora aldık demek kesin bitti manasına gelmiyor. Belki bakarsınız boyatırız, daha fazla bir şey yaparız. Kafamız atar, 33'ten aşağı vermeyiz. Belki bakarsınız bıkarız, 31'e veririz. Belli olmaz o işler. Ama şimdilik 32'ye verdik gibi bir şey. O vermese yani o paraya yok. Yani 1/4'ü baktığınızda 34-35 liralardan başlıyor bu arabanın. Yani bu paralar alınacak mantıklı bir araba. Kötü bir araba değil. Ben bu paraya bunu mu alırım? Giderim taksi çıkması dizel albi alırım. 1 milyonda korkmam. Yani model iş yapar her zaman. 2008-2009 giderim bir albi alırım bu paralara. Bunun da babalarının da yani farklı bir tercih sebebi vardır. Tercihler tartışılmaz. Şimdi bu videoyu burada sonlandırmak istemiyorum. Samet abimizin yanına gideceğiz. Onun da bir son şeylerini alalım. Araba hakkında düşüncelerini alalım. Şimdi beyler bir şöyle alanı çek.
Olduğumuz yeri de çek. Mimar Sinan Muayene İstasyonu'nun hemen girişindeyiz. Bilmeyenler için tekrarlayalım önceki muayene videolarından görmemiş olanlar için. Dükkanın ismi neydi abi? Samet Oto Muayene değil mi? Tabii ki. Samet abimizin yeri bu tarafı da çek. Şimdi beyler, bu tür arabalarınız muayeneden kaldığında, şimdi böyle Samet abi gibi bazı yerlerde hani vardır da Samet abi gibisi yoktur. Şimdi böyle yerler vardır. Derler ki muayeneden çıkarken abi kaldın mı? Onlar genelde muameleci olur. Samet abi gidip orada kimsenin arabasını hani çevirmez. Gelir ama burada yeri vardır. Der ki abi kaldıysa şu garantiyle. Doğru mu abi, garantili bir şekilde? Tabii ki, zaten 15 senedir biz bu işi yapıyoruz. Şimdi biz kaç tane araba yapmışızdır abi şimdiye kadar? 25-30 tane araba. Bundan 1000 metallerini evet. Yapmışız ki ben bu arabaya havada karada geçer diyorum yani. Samet abi benim arabalarından daha beterlerini görmüş ki benim arabalarıma normal gözüyle bakıyor şimdi. Aynen öyle. Tabii son zamanlarda bu tür arabaları biraz bıraktık ama yine böyle boşluklarda yine saldırıyoruz bu tür arabalara. Dediğim gibi böyle sıkıntılı arabanız vardır. Önce muayeneye sokun. Arabanız ne eksikten kalmışsa getirirsiniz, gösterirsiniz arabanın kendisine muayeneden kaldığı kağıdı. Ona göre bir fiyat çıkarırsın. Doğru mu abi? Tabii ki. Abi işte garantisini de veriyor aynı şekilde. Bakın araba işte su bidonuyla şimdi dalga geçecek olan arkadaşlar var. Geçti mi geçti yani. Bu bir sivri zekadır dediğim gibi. Abi bunu nereden akıl ettin? Ya kısa yöntemler. Şimdi biz atıyorum hani normal. Şimdi abi ben bu arabama evden işe işten eve bineceğim. Su fışkırtsan olur, fışkırtmasan olur. Belki ya, o anlık hortum patlamıştır, suyu tabii bitmiştir, deposu delinmiştir. Ki, doğru tabii mu? Ki, tabii ki. Muhtemelen de bu arabanın deposu delinmiş zaten. Su deposu. Zaten depo yok arabada. Yok değil mi? Yok yok. İşte bak bu bir üretici şeydir yani. Bir, böyle insanlar bizim ülkemize lazım. Böyle sivri zekalar. Şimdi yani bu arabada baba silecek suyu olsa ne olmasa ne. Ya şöyle hayat tehlike böyle hayat tehlike dediğim gibi bu araba böyle otobana çıkmadıktan sonra evden işe işten eve işte şehir içinde ufak mesafelerde kullandıktan sonra ne önemi var? İlla ki çıkmak gerekirse yaptırırız abi. Su bidonu çok önemli bir şey değil. 25 lira 30 liraya falan satılıyor ama bu an muayene gideceği sıra olmadığını fark edince yapacak bir şey yok. Öyle bir pratik yöntemle çözülebiliyor. Onun dışında abi arabamızda ne eksikler vardı? Ya zaten kafadan lastikler değişti, ampul sıkıntıları vardı, onlar bir şeyler değil, fren problemleri vardı yani. Tabii ki fren problemleri vardı, komple zaten söküldü muayeneye girmeden. Beyler bu arada o gösterdiğim eksiklerin tamamı 800 TL'ye yapıldı, yani öyle korkacak bir şey yok. Yani çok işiniz vardır, çalışıyorsunuzdur, işinizi bırakamıyorsunuzdur. Ben numara...